Merhaba arkadaşlar, rehberlik servisine hoş geldiniz. Bugün yoğun istek üzerine bir tane biyoloji yazılısı 9. sınıflar için hazırlanmış ve sorularını sizler için çözelim beraberce. Arkadaşlar, uzun cevaplı sorular olduğu için önce cevaplarını yazıp sizler için hazırladık. Çünkü video çekim anında cevaplarsak, yazarsak çok fazla uzun süreceği için uzun cevaplı olanları sizler için önceden yazıp hazırladık. Hemen başlayalım o halde klasik sorularla. Canlıların ortak özelliklerinden 10 tanesini yazınız. Öğretmeniniz belki sizden bu kadar istemeyebilir ama biz 10 tane dedik. Solunum, beslenme, üreme, boşaltım, hareket, çevresel uyarılara tepki, adaptasyon, hücresel yapı, organizasyon, büyüme, metabolizma, enerji üretimi. Tabi enerji üretimiyle solunumu aynı özellik sayabilirsiniz. Geçelim İkinci soruya. Arkadaşlar ayrıca videoyu durdurup not alabilirsiniz. Videomuzu hızlı geçebiliriz. Çünkü yavaş gidersek çok uzayacağı için hızlı geçmek zorundayız. 2. İnorganik bileşikleri yazınız. Bunun cevabı kısa arkadaşlar. Uzun bir cevabı yok. İnorganik bileşikler su, asit ya da asitler diyebilirsiniz. Bazlar, tuzlar, mineraller olarak sıralayabiliriz. Mineraller, tuz yazabiliriz. Yalnız cevabı kırmızı yapalım daha rahatlıkla görebilmeniz için. Evet, geçelim üçüncü soruya. Organik bileşiklerin 5 tanesini yazınız diyor sorumuz. Organik bileşikler arkadaşlar karbonhidratlar, proteinler, yağlar başlayalım. Karbonhidratlar. Protein, yağ, yağlara tabii ki siz lipitler, parantez içinde lipit yazalım. Lipitler, sesim çok kötü çıkıyor, boğazım ağrıyor, kusura bakmayın ses yüzünden arkadaşlar. Ne yazdık? Protein, karbonhidrat, lipidler. Evet, vitaminler. Vitaminlerden sonra nükleik asitler yazalım. Evet arkadaşlar, bu sorumuzu da cevaplandırmış olduk. Geçelim hemen dördüncü soruya. Suyun canlılar için önemi nedir? 5 tanesini yazınız arkadaşlar. Biz fazla yazdık. Hangisi daha hoşunuza gider, hangisini daha kolay öğrenirseniz, hangisi aklınızda kalırsa onu seçebilmeniz için. Canlılar için önemini şu şekilde sıralayabiliriz. Hücrelerin yenilenmesini sağlar. Evet, onun için günde çok fazla su tüketmemiz gerekiyor. Hücrelerin faaliyetlerinin sürmesini sağlar. Vücutta hazmın kolaylaşmasını sağlar. Vücutta minerallerin düzenlenmesini sağlar. Yani düzenleyici bir özelliğe sahiptir. Vücutta besinlerin düzenlenmesini sağlar. Vücut organlarını ve uzuvlarını besler. Duyu organlarının daha iyi işlemesini, fonksiyonlarını daha iyi yerine getirmesine yardımcı olur. Evet, gördüğünüz gibi suyun o canlılar için çok önemli faydaları var. Geçelim 5. Karbonhidrat, yağ, protein bileşiklerinin en çok enerji verenden en az enerji verene doğru sıralayınız diyor. Bu çok basit bir soru sizler için arkadaşlar. Karbonhidrat, yağ ve protein olarak sıralayacağız. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler. Evet, karbonhidrat, yağ, protein olarak sıraladık. Altıncı sorumuza, biyoloji biliminin hayatımızdaki önemi nedir? Arkadaşlar, biyoloji biliminin hayatımızdaki önemi çok 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 fazladır. Çok geniş bir yer kaplar. Onun için çok fazla önemi var. Bu özellikleri sizler için uzun uzun buraya yazdım arkadaşlar. Tedavi yapılmayan hastalıklara çare bulmakta. Kısa kısa okuyorum. Siz videoyu durdurup lütfen not ediniz. 2. Günümüzde ölümcül olan hastalıklara tedavi yöntemleri aramak için kullanılır. 3. İlaç üretim teknikleri geliştirilmek için biyolojiden faydalanılır. 4. Gen testleri yöntemleriyle insan için gerekli olan bazı hormon, enzimler, bakterileri sentezleyerek insan
insana enjekte edilmesini sağlayan bir bilimdir. Genetik mühendisliği yöntemleri kullanılarak hayvanlar üzerinde insanlara organ üretimi yapma çalışmaları var, biliyorsunuz arkadaşlar. Ben kısa geçiyorum. 6. Kök hücre tekniği kullanılarak hasta veya ölmüş hücreler yerine yeni hücreler elde etme çalışmaları yapılır. 7. Vücutta herhangi bir mikroorganizma verilmeden vücudun antikor üretmesi sağlanabilir. Bunu yapan nedir? Yine biyoloji arkadaşlar. 8. Embriyodaki bir hastalık gelişen 7 tekniklerle embriyo anne karnındayken tedavi edilebilir. Evet, çocuklar hastayken bazı tedaviler anne karnında başlıyor arkadaşlar. Belki inanılmaz gelecektir ama bu doğrudur. Bir sonraki, atıkların temizlenmesinde nitel, bakır, kurşun gibi ağır metalleri bulundurdukları ortamdan alarak yapısına katan mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Bunu yapan yine biyoloji. Lağım suyunun arıtılmasında denize dökülen petrolün parçalanmasında genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmaları kullanılmaktadır. Bunu yapan yine kimdir? Biyoloji. Şeker, kamışı, tatlı, sorgun gibi bitkilerden yakıt elde etme çalışmalarını yapan biyoloji. Biyoteknik yöntemler kullanılarak bol, ucuz ve kaliteli sağlıklı gıda üretimi yapma çalışmaları bu alanda devam etmektedir. 13 hayvanların genetik yapıları değiştirilerek insan hastalıklarının tedavisinde model olarak kullanılmaktadır. Evet, insanlar üzerine yapılamayan deneyler hayvanlar üzerinde yapılarak insanlara bu yöntemler uygulanabiliyor. Kim sayesinde arkadaşlar? Biyoloji bilimi sayesinde gördüğünüz gibi çok fazla önemi vardır. Geçelim doğru yanlış sorularımıza. Şunları biraz siyah yapalım. Daha görünür hale getirip biraz daha büyütelim. Evet. Doğru yanlış sorularımıza hemen cevaplamaya başlayalım. 1. Canlıların en küçük organik bileşikleri monomerdir. Doğru mudur bu arkadaşlar? Kesinlikle evet. 2. Bütün canlılar sindirim yaparlar. Acaba parazitler sindirim yapar mı arkadaşlar? Çünkü parazit zaten sindirilmiş besinleri alır. Yani sindirim yapmaz parazit, değil mi? Çaresiz bir canlı olduğuna göre bu sorunun cevabı yanlış olacaktır. 3. Amip, öklerine, bakteriler gibi bir hücreli canlılara örnektir. Bunlar bir hücreli canlılar mıdır arkadaşlar? Doğru mudur, yanlış mıdır? Elbette ki doğru. 4. Organik bileşikler sindirime uğramazlar diyor dördüncü sorumuz. Hayır, yanlış. Sindirime uğramayan inorganik besinlerdir. Organik sindirime uğrarlar. 5. Canlıların hepsinde pasif hareket gözlenir. Bak, bu yanlıştır arkadaşlar. Pasif hareket gözlenmez. Pasif hareket bitkilerde ve süngerlerde görülür. Bütün canlılarda pasif hareket görülmez. Geçelim 6'ya. Fruktoz denilen monosakkarit hayvanlarda bulunur. Ya, özür diliyorum, okuyamadım burayı. Çok küçük, biraz büyüteyim, uzak duruyorum. Büyütmem lazım. Evet. Monosakkarit hayvanlarda bulunur ama fruktoz denilen arkadaşlar doğru mudur? Fruktozda bunu yakalayabilirsiniz. Hayvanlarda bulunur diyor. Elbette ki yanlış. 7. pH 7 veya pH 5 değerleri var arkadaşlar. Ürünlerin üzerinde çok görürsünüz. Bunların ne anlama geldiğini merak etmişsinizdir. Diyor ki pH metrede 7 rakamı nötr. Doğru mu? 0-7 arasında bazikliği ifade eder diyor. 7 ile 14 arası asitliği ifade eder. Hayır. 0-7 arası asit, 17-14 arası bazikliği ifade eder arkadaşlar. Yani burası nedir? Yanlıştır. 8. En fazla enerji veren enerji kaynağı karbonhidratlardır. Yukarıda aslında büyükten küçüğe sıralamıştık karbonhidrat, yağ ve protein diye arkadaşlar. Bu doğrudur. 9. Bir problemin geçici çözümüne hipotez, yani varsayım denir. Doğru mudur? Evet, hipotezlerimiz, varsayımlarınız henüz kesin bilgiye ulaşmamış, yasalaşmamış, doğru olarak kabul edilen bilgilerdir arkadaşlar. 10. Glikojen hayvanların yanı sıra mantar ve bakterilerde de görülen bir polisakrattır. Bu doğru mudur arkadaşlar? Bakın, hayvan ve mantarlarda, bakterilerde de görülür. Doğru mu? Glikojen üçünde
görülür. Selüloz biliyorsunuz kağıt üretiminde kullanılan bir şeydir ve sükroz bitkiler, glikojen ise hayvansaldır. Doğru mudur bu arkadaşlar? Çok güzel bir sınav aslında. Genel tekrar niteliğinde doğrudur. Geçiyoruz. Doğru yanlış sorularımız sanırım bitmiş. Burada boşluk doldurma sorularımız var. Boşluk doldurma sorularını hemen beraber yapalım. Sanki çok kolay görünmeyen bir boşluk doldurma. Kırmızı yapalım. Daha rahat görebilmeniz için. Guatr hastalığı. Hangi minerallerin eksiğinde görülür arkadaşlar? Guatr. İyot, iyotlu tuz, iyotsuz tuz diyoruz değil mi? İyot arkadaşlar. İyot eksikliğinde görülen bir rahatsızlıktır guatr. İkincisi 5C liş ne şekeri arkadaşlar nükleik asitlerin yapısında kalıtımsal açıdan önemlidir. Riboz muydu bunun cevabı? Riboz değil mi? Çok kolay bulabileceğiniz bir cevaptır. 3-5 duyu organı ve ölçme aletleriyle yapılan gözlemlere nitel mi nicel gözlemi denir arkadaşlar. Burada cevap ne olacaktır aslında? Niceldir değil mi? Nitel sadece herhangi bir araç kullanmadan duyu organıyla yapılır. Nicel ise duyu organlarının yanında araç da kullanılır arkadaşlar. Ölçme aracı da kullanılır. Onun için bu nicel. Nicel daha kesin, objektif, nitel ise kesin olmayan gözlemlerdir. Kalsiyum vücudumuzda en çok diş ve ne yapıda, hangi yapılarda bulunur? Kemik yapısında değil mi arkadaşlar? Kemiklerde ve dişlerimizde daha çok bulunur. Burada metabolizma olayları nokta nokta ve nokta nokta olarak iki kısımdan incelenir. Ne olarak incelenebilir arkadaşlar? Yıkım ve yapımdır. Ama yukarıda bakalım. Katabolizma var mı? Evet, katabolizma kopyalıyoruz. Yıkım ve yapım olarak da siz bunları biliyor olabilirsiniz. Katabolizmayı şuraya yapıştıralım. Katabolizma arkadaşlar yanına parantez içerisinde yazalım isterseniz yakın. İkincisi arabolizma o da yukarıda olması lazım. Umarım vardı. Anabolizma tamam. Arabolizma aldık. Bu da yapımdır arkadaşlar. Parantez içinde yine yazalım. Kitaplarınızda birçok kaynakta yıkım ya da yapım olarak geçebilir. Evet, anabolizma ve katabolizma olarak iki kısımdan incelenir. Altı organik bileşiklerin yapısında nokta 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 elementleri bulunur. Ne elementleri bulunur arkadaşlar daha çok veya ne bulunur? Karbon, yanlış yaptığımızı düşündüğünüz bir şey varsa lütfen yorum kısmına yazınız. 7 arkadaşlar, böceklerin dış iskeletini ne oluşturur? Bu da sizler için çok basit bir cevaptır bence. Kitin değil mi? Böceklerin kabukları özellikle kanatları yakalayıp kanatlarına falan dokunduğunuz zaman bunu hemen hissedersiniz zaten. Kitindir arkadaşlar. Canlıların yaşama ve üreme şansını arttıran çevresel değişimlere uyuma özelliğine ne denir? Mesela çevreye tepki verirler, şekil kılık değiştirirler. Biz bunlar ne diyoruz arkadaşlar? Çevreye adapte olmak deriz değil mi biz? Adaptasyon. Canlılar çevreye bulundukları ortama uyum sağlamasına biz ne diyoruz? Çevresel değişime uyum sağlama özelliğine adaptasyon denir arkadaşlar. Geçtik. Bir sonraki sorumuz neymiş bakalım? Enerjice zengin ve büyük moleküllü moleküllerin daha küçük moleküllere parçalanmasına katabolizma denir. Burada yazılıymış zaten hiç nokta nokta denir. Katabolizma arkadaşlar. 10. soru sıvı molekülleriyle kap çeperi yani farklı moleküller arasında çekim kuvvetine adezyon kaynaklarda bazı kaynaklarda baktığınız zaman bunu farklı bir şekillerde de farklı isimde de görebilirsiniz. Ama adezyon arkadaşlar mesela bunun en güzel örneğini yağmur yağdığı sırada görebilirsiniz. Bitkilerde hücre duvarının yapısına katılan polisakrit nedir? Selülozdur arkadaşlar. Büyütelim şunu biraz.
Hemen geçelim test sorularına. Burada boş 10-11 tamam yapılmış. Boş yok arkadaşlar. Geçelim test sorularına. Test soruları sizi biraz daha zorlayabilir belki. Hemen başlayalım. İnorganik bileşikler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Enerji verici olarak kullanma, hücre zarına geçebilme, yapısal olarak kullanılma, dışarıdan hazır halde alınma, düzenleyici göreve sahip olma. Enerji verici olarak kullanılmazlar arkadaşlar. İnorganik maddeler, organikler çünkü enerji olarak kullanılırlar. Yani A seçeneği yanlıştır. Geçiyoruz 2'ye. 5 tane öncül verilmiş burada arkadaşlar. Bu 5 tane öncül vitamin, tuz, mineraller verilmiş, bazlar verilmiş. Diyor ki yukarıda verilen bileşiklerden hangileri inorganiktir? Evet, bir önceki soruda da aslında bunun kısmen cevabı vardı arkadaşlar. Hangileri inorganiktir? Hemen bakalım. Ne dedik şurada zaten? Tuzlar nedir arkadaşlar? İnorganik olabilir mi? Sodyum, klorür, tuz inorganik olur. Bazlar inorganik olur mu? Bazlar inorganik olur. Zaten minerallerin inorganik olduğunu biliyoruz. Evet, tuzlar, bazlar, mineraller organiktir. Yani ne olacak? 2, 4 ve 5. 2, 4 ve 5 arkadaşlar. Ne olacak? E seçeneği o halde doğru cevap. Doğru cevabımız E seçeneği inorganik maddeler. Geçiyoruz 3. soruya. Mineraller ile ilgili aşağıdaki verilmiş olanlardan hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Hemen. Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan moleküldür diyor. 3A olabilir mi mineraller? Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya... Evet arkadaşlar çok fazla hastalıklar ortaya çıkabilir. İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilirler. İnorganik besin grubu içerisinde midir? Evet, enzimlerin yapısında kofaktör olarak evet bazı eksikliklerde katılırlar. Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidirler. O halde biz burada hangi seçeneği işaretleyebiliriz? En fazla katılan, bakın katılan demiyor arkadaşlar. En fazla katılan diyor. Buraya dikkat ederseniz tüm canlıların yapıya en fazla katılan seçeneği yanlış olarak karşımıza çıkacaktır. Hemen geçiyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım ne diyor. Bir bitki hücresi aşağıda verilenlerden hangisini dış ortamdan hazır olarak almak zorundadır? Arkadaşlar bitki hücresi aşağıda verilenlerin hangisini? Mineral, karbonhidrat, ATP, yağ ve protein. Hangisini alır? Tabii ki arkadaşlar mineraller dışarıdan hazır olarak alınır. Sizler için de kolay bir cevaptır bu ya da sorudur diyelim. Geçelim bir sonraki sorumuza. 5. Su için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Su için hangisi yanlıştır? Kararlı bir yapıda olmasından dolayı çok miktarda hidrojen bağı içerir. İyi ve çözücü olmasından dolayı madde taşımasından rol oynar. İnorganik maddelerden organik madde elde edilirken kullanılır. Metabolik atıkların uzaklaştırılmasında kullanılır. Vücut sıcaklığının ayarlanmasında kullanılır. Vücut sıcaklığının ayarlanmasında karaciğerlerin vasıtasıyla kanın görevidir daha çok değil mi? Kan yapar bu işi. Doğru cevabı ne diyeceğiz? E seçeneği diyeceğiz. Minerallerin görevleriyle ilgili 4 tane öncül verilmiş. Hangileri yanlıştır diyor arkadaşlar. Sodyum verilmiş, demir verilmiş. Bir bakalım verilenlerden şöyle kırmızı yapalım sizler için. Bakalım. Kasların çalışmasını sağlar. 6. sorumuzun cevabı. Sodyum, evet. Demir, kemik dokusunun sertleşmesini sağlar mı? Kemik, arkadaşlar kemik dokusunun sertleşmesini sağlamaz demir bu değil mi? Demir. 2'yi bir kere alacağız. Hemoglobin yapısında bulunur diyor. Sodyum. Sinirlerde uyartı iletiminde etkilidir. Hayır. Doğru cevabımız ne olacak?
D seçeneği olacak. Dikkat etmemiz lazım. Dikkatte kaçabilecek bir sorudur aslında. Yanıltıcı bir sorudur aynı zamanda. Mesela şurada dokunun, kemik dokusunun sertleşmesi sizi düşürebilecek bir şeydir arkadaşlar. Ya da yine aynı şekilde de dördüncü seçenekte de sinirlerde uyartı iletiminde etkilidir. Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir sorudur. Doğru cevap D. Geçiyoruz. 7 bakalım ne diyor. Organik besinlerin tümünde ortak olarak bulunan elementler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Güzel bir soru. Organik besinlerin tümünde ortak olarak bulunan elementler hangisinde verilmiştir? Ortak olarak bulunan elementler. Arkadaşlar hemen yapalım. Karbon, hidrojen, oksijen olması lazım. Karbon, hidrojen, oksijen, karbon, oksijen diyor. Karbon, azot, oksijen, karbon, hidrojen, oksijen. Evet. D seçeneği arkadaşlar. 7. D seçeneği karbon, hidrojen ve oksijen olarak karşımıza çıkıyor. Tümünde ortak olarak bulunan. Geçiyoruz. 8. sorumuz nerede? 8. sorumuz. Evet. Aşağıdakilerden hangisinde karbonhidrat yönünden zengin besinler bir arada verilmiştir? Karbonhidrat nerede bulunur arkadaşlar? Makarna, ekmekte bulunur, patateste daha çok bulunur. Bu hamur türü şeylerde daha çok bulunan bir şeydir. Ne olacağız? Yumurta, hayır. Protein, köfte, patates, yumurta, hayır. Makarna, evet. Elma, köfte, hayır. Ekmek, makarna, patates, evet. E seçeneği arkadaşlar. Karbonhidrat yüklü yiyeceklerin verildiği seçenek E seçeneğidir. Geçelim 9. sorumuza. Nişasta ve glikojen molekülleri için 3 seçenek verilmiştir. Bunlardan hangileri ortaktır? Nişasta ve glikojen için ortak olan 2 seçenek bulacağız burada 9. sorumuzda. Çok sayıda glikoz molekülünden oluşurlar. Evet, glikoz molekülünden oluşurlar. Bitkiler tarafından sentezlenme. Hayır, ikisinin ortak özelliği değil. İkiyi eliyoruz. Dehidrasyon sentezi ile oluşurlar mı? Evet, oluşurlar. Bir değişim sentezidir, bir değişim sürecidir. 1 ve 3 E seçeneği arkadaşlar. Dehidrasyon sentezi, yanlış yapmayalım. Evet, ikisi de bir değişim süreci geçirir. Doğru. 1 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden birisi değildir? Yukarıda bunun cevabını verdik aslında. Birinci ya da ikinci soruydu yanılmıyorsam. Boşaltım yapma, solunum yapma, adaptasyon, metabolizma, ışık enerjisiyle besin üretme. Hayır, ışık enerjisiyle besin üretme canlıların ortak özelliği olamaz zaten. Doğru cevap E seçeneği. Evet arkadaşlar, sınavımız burada bitti. Sizlere başarılar diliyoruz. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere. Hoşça kalın.